Bir önceki videoda simülatörü indirdik, kurduk. Nasıl kuracağımızı anlatmıştık. İkinci videoda da hemen programlamaya geçmeyeceğiz. Bu ikinci video şöyle olacak. Bu arayüzü bir tanıyacağız arkadaşlar. Burası bildiğimiz standart menü. T1'de bu burada. Ama diğer masalarda farklı yerde. Atıyorum Workspace sayfası T1'de burada. Tiger Touch da burada oluyor mesela. Safir Touch da başka yerde oluyor. Ama T1 bilgisayarda çalışmak için daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Ben size hemen arayüzü tanıtayım. Önce Workspace'ten başlayalım. Workspace burada ana ekranımızı kaydettiğimiz yerler. Mesela atıyorum burayı değiştireyim hemen. Bu şekilde değiştirdim. Ya da komple kapatayım. Ne yapalım? Fixture sayfası olsun bu. Fixture sayfası. Açtım bunu böyle. Her menünün kendi içerisinde ekstra menüsü de var arkadaşlar. Mesela bu şekilde geldi. Biz bunu şuradan Page Height seçeneğine basarsak Page Show'a geçti. Burada fixtürlerimizi farklı farklı sayfalara yükleyebiliriz. Yani bu Gobo olur vesaire. İşte atıyorum herhangi bir sayfanın bankı ekstra sayfa içinde sayfa açmamıza yarıyor. Bu da öyle. Şimdi bir de şurada şey var. Ekstra ayarlar var. Halo rengi arkadaşlar. Buradaki bulunan fikstürlerin rengi. Ben genelde otomatikte bırakıyorum. Text size oraya yazdığınız yazıların kalınlığı. Columns yazan soldan sağa doğru olan yer. Yani mesela şimdi burası 5'e 5 oldu. 5, 5 aşağı doğru. Yani burayı mesela ben 9 yaptım. Soldan sağa 9 oldu. Yukarıdan aşağıda 3 oldu. Mesela gibi değiştiriyorum. Ve yukarıdan aşağı 3, soldan sağa 9 gibi oldu. Bu sayfayı mesela kaydedeceğim. Buraya çift tıklayıp direkt kaydedebiliriz. Ya da bir kere tıklayıp hemen şurada legend yazan yere adını yazarız. Bu şekilde olur. Ya, bu sayfalarda mesela Workspace'te herhangi bir şeyi silmek istediğinizde VF tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz VF'e basıyoruz. Delete'e basıyoruz. Bunu siliyoruz arkadaşlar. VF'e basıyoruz. Delete'e basıyoruz. Bunu siliyoruz. İstediğimizi istediğimiz yere kaydediyoruz. Ya da mesela bu fixture sayfasını şimdi kaydetmiştik. Bu fixture sayfasını ben değiştireceğim. Herhangi bir değişiklik yapacağım. Ne yapacağım? İşte 3'tü bu. Bunu 4. Bunu da 10 yaptım diyelim. Değiştirdim. Tekrar kaydedeceğim zaman. Bir ev üstüne basarsam değişecektir burası. Gene eski haline gelecektir. Ve hemen göstereyim. Fixture'a bastım. Eski haline geldi. Değişikliği kaydetmedi. Ne yapacağım? Tekrar burayı ne yapmıştım? 4. Burayı da 10 yaptım. Tekrar burayı kapattım. Ne yapıyorum? VF tuşuyla bu pencerelerin kaydını yapacağım. VF. Şurada bir numara yazıyor gördüğünüz 13. Bunu görüyoruz burada. Bu lazım şimdi. VF. Record Workspace. Burada 13. sayfayı değiştireceğimi söylüyorum. 13 yazdım. Replace'e bastım. Arkadaşlar olayımız bitti. Artık bu yenilenmiş oldu. Buna renk de atayabiliriz. Set Legend. Bu Set Legend'ı ayrı bir videoda anlatırım. Set Legend herhangi bir isim ya da renk vermemize yarıyor. Set Legend'a basıp üzerine basıp buradan buraya resim de koyabiliriz. Halo dedim. Etrafına renk de yapabiliriz. Bu sayfalar için de geçerli. Mesela ben bu fixture sayfasında buraya spotları koyacağım. Hemen Set Legend dedim. Buraya bastım. Sonra Page Legend dedim. Tekrar üstüne bastım. Burada Page Legend yazan yer. Spotlar. Hemen yazalım. Spot diye buraya geldi. Bir de Page Legend gördük az önce. Şu Page Legend da burası arkadaşlar. Set Legend, Page Legend. Şurada Page 1. Mesela buraya da istediğimizi yazabiliriz. Gibi. Arayüzde böyle. Başka arayüzde anlatmam gereken diğer menüler var ama onları kendi arasında anlatırım. Bu Open Workspace'in içerisinde şuraya kaydedeceklerimiz çıkıyor arkadaşlar. Open Workspace'te neler var? Fixture var, az önce gördük. Fixture sayfasını mesela atıyorum, böyle sol üst köşeye aldım. Sonra Open Workspace'te ne var başka işimize yarayacak?
Kobolar var. Onu da buraya aldım. Yani siz kendinize göre dizayn edeceksiniz bunu. Open Workspace'te başka ne var? Gruplar var. Grupları da buraya aldım. Open Workspace'te başka ne var? Pozisyonlar var diyelim. Pozisyonları da buraya aldım. Şimdi bir de bunları böyle otomatik seçtik ya. Atıyorum şuradan seçtik. Her menüde şu chart için aynı. Burada page, height, page, show farklı. Aynı pardon. Bir de her menünün kendi içerisinde farklılık gösteren ayarları var arkadaşlar. Buradaki menülerde var mı? Yok. Onları diğer videolarda artık kullanıcı ayarlarını da anlatayım. Şimdi şurada bir tane de pencere ayarını otomatik yaptığımız bir yer var. Bu da buraya bastığımızda şu iki köşede bir tane işaret çıkıyor. Bak ben bunu böyle çektikçe böyle gelir gider. Nerede bırakırsam orada bitecektir. Ha, kimisi ki bazılarınızda şey olabilir. Yani buraya bastınız şu açıksa, bu açıksa bakın ne oluyor. Bu resize eğer açıksa ben bunu çektiğimde diğer pencere de boşluğu kapatıyor. Ama bu şekilde olsun istemiyorum ben. Ben tekrar buraya basıyorum. Resize'ı kapatıyorum. Araya başka bir şey koyacağım. Ne koyacağım? Atıyorum. Playback koyacağım. Hemen bunu buradan seçiyorum. Diğerlerinin üstünden geçiriyorum. Şurada baktım gördünüz. Şeyi çıktı zaten. Bu şekilde getirdim. Bunu buraya koydum. Başka arayüzde anlatılabilecek bir şey yok herhalde. Arayüzü de böyle kısaca geçmiş olduk. Birinci videoyu izlemeyenler birinciyi izlesin. Nasıl indireceğini öğrendikten sonra bu ikinci videoyu da izleyip üçüncü videoyu beklesin. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.